Telefon hattımızda Sayın İbrahim Kalın Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü bulunuyor. Sayın Kalın, efendim başınız sağ olsun, hepimizin sağ olsun, sizlerin de sağ olsun. Evet, hepimizin başı sağ olsun. Tüm Türkiye sizden aldı bu acı haberi. Neler söylemek istersiniz? İlk görüşlerinizi alabilir miyiz efendim? Tabii öncelikle Allah gani gani rahmet eylesin, makamını adi, ruhunu şad eylesin. Tabii Türk şiiri adına, Türk edebiyatı adına, Türk fikir dünyası adına çok büyük bir kayıp. Zira Üstad Sezai Bey, yani 88 yıllık ömrüne gerçekten çok önemli dönemleri sığdırmış. Yazısıyla, kalemiyle, şiiriyle, ruhuyla, siyaset mücadelesiyle, yetiştirdiği insanlarla, yaptığı yayınlarla birkaç nesli derinden etkilemiş. Çok önemli bir şairimiz, düşünce insanımızdı. O hep şiirinin arkasında büyük bir fikrin, fikrinin ifadesinde de büyük bir sanatın olduğuna inanmış önemli bir yazarımızdı. Diriliş kavramı onunla birlikte tekrar hayat buldu. Ve özellikle dirilişin dinamizmi, sürekliliği üzerine çok önemli çalışmalar yaptı. Türkçeyi çok lirik bir şekilde kullanan ve Türkçenin sunduğu imkanları en üst, yüksek sanat imkanlarıyla ifade edebilen yani büyük bir yazardı, büyük bir şairdi. Örnek bir insandı. Hayatıyla, yaşamıyla, yetiştirdiği insanlarla, talebelerle. Yani Türkiye'nin gördüğü zor dönemlerde 1940'lardan, 50'lerden ta bugünlere kadar çok farklı dönemleri gördü. 60'lar, 70'ler. Yani hayatı bir anlamda Türkiye'nin modern siyasi, entelektüel tarihiyle de birçok yönde paralellik arz eden büyük bir şairdi. Bize de nasip oldu. Geçen ay İstanbul Üniversitesi kendisine bir fahri doktora unvanı tevcih etmişti. O vesileyle kendisini mekanında ziyaret etmekte nasip oldu. Son olarak orada mı kendisiyle görüştünüz Sayın Kalın? Evet, orada küçük mütevazi ofisinde sohbetinde bulunma imkanımız oldu. Sayın Kalın, son olarak şimdi aslında birkaç nesli derinden etkileyen bir isim dediniz. Gelecek nesile nasıl görüşleri aktarılacak Sayın Karakoç'un? Son olarak sözlerinizi böyle alabilir miyiz acaba? Tabii, yani eserleri okumaya devam edecek. Hem şiiri hem yazıları mutlaka okunmaya devam edecek. Zira yani böyle güçlü bir pınar kurumaz. Akmaya devam eder. Yeni filizleri, yeni fidanları üretmeye devam eder. Sezai Bey'in düşünce dünyası, sanat dünyası, hem fikriyatı hem poetikası böylesine güçlü, gürül bir rakam, bir kanal idi, bir nehir idi, bir ırmak idi. Ondan kana kana herkes almaya devam edecek. Bundan hiç şüphem yok. Sayın Kalın, tekrar efendim baş sağlığı diliyoruz. Sizlerin başı sağ olsun, hepimizin başı sağ olsun, tüm Türkiye'nin başı sağ olsun. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ana haberde yayınımıza bağlanıp görüşlerini aktardı.